Hakan Albayrak. Evet, Amerika bölünebilir. Pakistan'da atom bombası patlamış, milyonlarca insan ölmüştür. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti binlerce Pakistanlı yetim ve öksüzü ülkeye kabul edip Idaho eyaletine yerleştirecektir. Ne var ki Idaho valisi Jim Forley, bizde zaten 1 milyon mülteci var daha fazlasını alamayız deyip eyalet sınırını kapattıklarını ilan eder ve sınıra Idaho ulusal muhafızlarını yerleştirir. Amerika hükümeti buna işgal tehdidi ultimatom yayınlayıp orduyu Idaho sınırına yığarak verir. Idaho hiç alttan almaz. Amerika ile bütün köprüleri atıp bağımsızlık yoluna girer. Bütün kamuoyu İdaho krizine kilitlenmiştir. Amerika'nın diğer eyaletlerinden bazıları kendi ulusal muhafızlarını Vali Ferlin'in emrine verir. Birçok eyalette ulusal muhafızların ordunun yardımına gönderir. Ülke ikiye bölünmüştür ve iç savaşın eli kulağındadır. Bu arada nüfus çoğunluğunu İspanyolca konuşan Amerika vatandaşlarının teşkil ettiği Kaliforniya'nın valisi, eyaletin takip edeceği yolu belirlemek için valilik binasında toplum temsilcileriyle istişare etmektedir. Binanın önü gazeteciler doludur. Arapça konuşan ve konuştukları anında İngilizceye çevrilen bir mahalli televizyon muhabiri canlı yayında heyecan doğru vardı. Kararın her an açıklanması bekleniyor demeye kalmadan vali binadan çıkar ve İspanyolca yaptığı açıklamada Kaliforniya İspanyoldur, İspanyol kalacak gibi şeyler söylerken silah sesleri duyulur. Kamera valiliğin çatısındaki bir adama, silahlı bir adama, silahlı siyah bir adama çevrilir. O da İngilizce Kaliforniya siyahtır, siyah kalacak diye bağırmaktadır. 1997 yapımı satirik, hicvi, Second Civil War yani ikinci iç savaş filminde geçiyor bütün bunlar. Filmle ilgili birçok yorumda buna benzer şeyler bir gün gerçekten olur mu denilmişti. Olur mu olur çünkü film fena halde komedi de olsa, komediyi üzerine inşa ettiği olgular, yabancı düşmanlığı, Amerika toplumu içindeki kültürel farklılıkların derinliği, merkezi hükümetin dayatmalarına duyulan tepkiler, eyaletlerin geçmişteki bağımsızlıklarına duyulan özlem vesaire vesaire vesaire. Gerçek. Küresel iddiaları olan her ciddi devlet, Türkiye devleti de bu gibi olgulardan hareketle Amerika ile ilgili fütürist senaryolar yazıyor olsa gerek. Yazmıyorsa yazsın. Yazmakla kalmayıp ara sıra şu veya bu stratejik araştırma enstitüsüne mal edip basına da sızdırsın. Biz hep onların Türkiye ileride 8'e bölünecek, Pakistan'dan 18 Bangladeş daha çıkacak, Ürdün zaten haritadan silinecek gibi senaryolarını okuyoruz. Biraz da onlar bizim kendileri hakkında yazdığımız senaryoları okusunlar. Amerika'yı böleceğiz serlevhalı yazı dizisini, Türkiye'de böyle bir literatürü karınca kararınca başlatmış olalım düşüncesiyle hazırladık. Anlattıklarımız ayağa yerden kesik projeler gibi gelebilir ama unutmayın ki Beyrut'ta Amerikan Koleji'nin açıldığı 1860'lı yıllara kadar Bilad-ı Şam ve Arap Yarımadası'nda hilafetten kopmayı aklının ucundan geçirebilen bir tek Müslüman Arap bile yoktu. Hilafeti kaldırmayı aklının ucundan geçirebilen bir tek Müslüman Türk de yoktu. Halifeliği kaldırıp İslam dünyasının sembolik birliğini ortadan kaldırma projesi bile tuttuysa dünyada tutmayacak siyasi proje yoktur. Geleceğe dair birçok tasavvurumuz olmalı ve tasavvur ettiğimiz şeylerin gerçekleşme ihtimalini göz önünde bulundurarak buna kendimizi hazırlamalıyız. Hakan Albayrak, Müstakil Gazete